İyi Bir Doktor programından herkese iyi akşamlar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bu akşamki konumuz, daha belki bir program yapmıştık kendisine, Doçent Doktor Cengiz Eriş. Kendisi obezite ve metabolik cerrahisi uzmanı, öyle söyleyeyim. Bugünkü konumuz kilo kaybettiren ameliyat yöntemleri. Bir de sonlara doğru çok önemli, ben çok merak ettiğim bir konu. O konuyu kesinlikle çok önemsiyorum. Diyabet cerrahisi. Çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. 2-3 hafta evvel Necmettin Hocam'la yaptığımız programda söylemiştik. Önce kilo kaybediyoruz, sonra kilo ile ilgili fazlalık değerlerden kurtulma yöntemleri vardı. Onları konuşmuştuk 2-3 hafta önce. Sıralaması biraz değişti ama olsun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben geçen sezon diye hatırlıyorum. Bir önceki sezon diye hatırlıyorum ama siz geçen sezon diye hatırladınız. Tam hatırlayamadım ben. Yani yaklaşık olarak bir sene önce çok keyifli bir evet. sohbetimiz olmuştu aynı stüdyoda. Evet. Zaman çok hızlı geçiyor. Evet öyle diyeceğim. Şey için soracağım ben. Yani geçen seneden bu seneye bile hasta sayısında profilinde belirgin bir artış olmuştu diye düşünüyorum. Çünkü çok böyle popüler oldu son zamanlarda. Tabii şöyle. Obezite cerrahisi bilhassa. Çok haklısınız Cemil Bey. Yani özellikle geçen süre bu ameliyatların sayı ve etkinliği anlamındaki artışı beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Bir sene önce biz burada yine obeziteyi konuşmuştuk sizinle. Çok keyifli de bir sohbet olmuştu. Evet hocam. Tabii bir yıl içerisinde gerçekten hastalarımızın sonuçlarının çok tatminkar olması, onları çok mutlu edecek bir formasyonda olmasından dolayı bu ameliyata olan güvenin arttığını görüyoruz. Eski korkuların çok ciddi anlamda azaldığını tanık oluyoruz. Çünkü eskiden bu ameliyatları olmaya giden biriniz adeta sanki direkt ölüme gidiyormuş evet, gözüyle bakılırken artık bu ameliyatların son derece güvenilir bir ameliyatlar olduğunu bütün hastalarımız gördüler. Sonuçlar ameliyat olan hastaların ne kadar öncelikle sağlıklı olduklarını, sağlıklı metabolik sorunlarından çok ciddi anlamda, çok etkili bir şekilde kurtulduklarını görünce tabii otomatik olarak bu ameliyatlara olan güven haliyle artmış oldu. Evet. Hocam o cümle çok önemli. Bu bir kozmetik operasyon değil. Tabii ciddi ki. Ciddi bir. Ben hep şöyle söylüyorum. Birkaç tane hastama da direkt o body mass index sınırının üstünde, onun ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Direkt yönlendirdim. Yani bugün bu ameliyat olmazsan belki 10 sene sonra bypass olacaksın. SV atakları geçireceksin. Artık bu bir tercihin dışına çıkacak. Yani bazı insanlar için öyle söylüyorum ama tabi o sınırı hekimler koyacaklar. Hocam biraz bir magazin cümleyle girip çıkalım. Bariyatrik cerrahi ile ilgili, obezite işte kilo verdirme ameliyatı ile ilgili cerrahi ile ilgili kongrelere gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Daha yeni gittiniz. Tabii geçen hafta kongredeydik. Yurt dışında Amerika'ya gitme şansınız oldu mu bunun için? Ben bu Doktor Navzar Adan'ın çok büyük hayranıyım hocam. İzlediniz mi? Amerika'ya gitmedim ancak tabii oradaki klinik çok yakinen takip ediyoruz. Hem ortak yayınlar anlamında evet. olsun. Orada çalışan arkadaşlarımızla direkt temaslarımız olsun. Ciddi anlamda bir takibimiz söz konusu. Şey gözlemlediniz mi hocam? Şu anda özel bir kanalda o bariyatrik cerrahın Amerika'daki öyküsü. Tabii, evet. İzleme şansınız tabii, oldu. Ağır yaşamlar geçiyor. Evet. Bizde o formatta obezler var mı hocam? O ileri bizde, formatta. 300-400. Yani şöyle söyleyeyim size Cemil Bey. Bizim yaptığımız en ağır hastamız, öyle söyleyeyim, 225 kilo. 225 kilo. En az 225 kiloydu. Tabii o sözün ettiğiniz programdaki hastalar ortalama 300-400 kilogram arasında değişen grupta, çok daha ağır bir evet. gruptaki hastalar, çok daha ciddi bir takip ve çok ciddi bir yönetim gerektiren süreçlerle ilk etapta zaten ameliyat yapamıyorsunuz. Bu hastaların öncelikle mevcut dahili problemlerini bir miktar normalize ettikten sonra özellikle kilo konusunda çok ciddi disiplinli bir diyet programından veya bir belki intragastrik balon uygulamasından sonra belli bir kilo kaybettirip bu hastanın daha güvenli bir şekilde ameliyat olmasını sağlamaya yönelik bir program yapılabiliyor. Bizim ülkemizde obezite henüz o kadar çok ciddi bir özellikle hani kilo sınırı anlamında o kadar çok üst düzeylere çıkmadı. Yani o anlamda belki şanslıyız. Ancak tabii yaşam koşulları ve beslenme alışkanlıklarımızı eğer değiştirmezsek biz de o noktaya giden aday bir ülke olabiliriz maalesef. Evet. O nedenle bizim mutlaka obeziteyle o anlamda mücadele etmemiz gerekiyor. Evet. Hocam obezite başlığını açacağım şimdi. Obezite konunun en önemli kısmı aslında. Koruyucu eklemek açısından da çok önemli bir konu. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, rejideki arkadaşlar altta ekranda WhatsApp numaralarımızı yazacaklardır. Canlı telefon bağlantısı soru almayacağız efendim ama WhatsApp sorularınızı hocama iletebilirim. Tabii biraz süzerek konunun dışına çıkmak istemiyoruz. Arkadaşlar ekranımıza, tamam güzel. WhatsApp numaralarımızdan sorunuz varsa hocama yöneltebilirsiniz. Hocam şimdi obezite
Yani bizim memlekette, ben Trabzonluyum, hep de söylüyorum, kaç kere söyledim. Bizim memlekette birazcık tombik insan, sağlıklı insandır yani. O eti butu güzel et tutmuş falan. Has vahti var derler. Çocuklarda falan diyordu. Yani obez olsun, ne olacak? Ya tabii söylediğiniz gibi yani kilonun fazlalığını bir sağlıklı göster, olarak zenginlik algılayan sağlık, bir toplumsal anlayışımız maalesef vardı. Yani ancak bu çok doğru bir yaklaşım değil. Özellikle biz tabii dünyadaki bilimsel kılavuzlara göre hareket etmek ve düşünmek ve konuşmak durumundayız ve tabii ki değerli izleyenleri ona göre aydınlatmakla yükümlüyüz. Özellikle bugün dünyada bilim insanlarının, bilimsel çalışmaların ortak bir noktada buluştuğunu görüyoruz. Özellikle kilonun boyla olan ilişkisini çok önemseyerek hareket edildiğini görüyoruz. Yani bu vücut kitle indeksi olarak artık herkesin hemen hemen bildiği bir skor, bilimsel bir parametredir bu. Kilomuzun boyumuza dağılımını gösteren bir parametre. Özellikle kilomuzu ve boyumuzu eğer biz doğru olarak biliyorsak çok kolay hesaplanabilen. Nasıl hesaplanır hocam? Kilomuzu kilogram cinsinden boyumuza metrekare cinsinden karesine bölüyoruz. Kilo bölü boyun metrekaresi. Boyun karesi. Karesi, evet. Onun hocam internette hazır programları da var. Tabii ki. Yani direkt BodyMax, vücut kinde eksleksi diye girdiğiniz zaman. Aynen, çok pratik olarak hesaplayan indeksleri zaten görüyoruz. Hem internet ortamında olsun, bu tür programlar da var. Yani burada sonuç olarak biz kilomuzu ve boyumuzu doğru olarak biliyorsak, kilo anlamında obez miyiz, normal bir birey miyiz, morbid obez miyiz, çok rahat bir şekilde hesaplama şansımız var. Normalde kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüz zaman 20-25 aralığında çıkması gerekiyor. Yani biz sağlıklı bir bireysek şayet body mass indeksimizin 20-25 aralığında olması gerektiğini biliyoruz. 25'in üzerine çıktığımız andan itibaren kilolu kategorisindeyiz. 30 ve üzeri obezite olarak tanımlanıyor. 30-35 arası birinci derece obezite, 35-40 arası ikinci derece obezite, 40 ve üzeri morbid obezite. Yani hastalığa sebebiyet veren şişmanlık tablosu, bunun Türkçesi bu. Benim eşimin bir sözü var hocam, ben bu artık ağır yaşamlardaki bu obezler için mortal obezlemeye başladı. Morbidin, evet, de üstüne çıkmıştı yani. Maalesef. Öyle bir tanım yok ama artık mortal. Yani belki de body mass indeksi arttıkça eşiniz, hanımefendinin söylediği şey aslına bakarsanız çok da yanlış bir yaklaşım olmayacaktır. Tabi obezite niçin bu kadar tehlikeli, niçin mücadele edilmesi gerekiyor? Hocam onunla ilgili bir görsel de hazırladım ben. Obezite ile ilişkili hastalıkların, obezite ile geriledikten sonra. Arkadaşlar ekrandan geçerken ben size yönlendireceğim. Arka görselimiz dönüyor mu? Sevgili reji, orada bir tane obezite ile ilişkili bir görsel var. Yani obeziteden kurtulduğunuzda ne kadar bir değişim olduğunu sağlık patoloji problemler açısından. Siz devam edin hocam, ben gelince onu söyleyeceğim. Tabii, yani obezite metabolik sendroma neden olan çok ciddi bir prekürsör, yani çok ciddi bir öncü. Vücuttaki yağ kompozisyonunun artmasıyla beraber bir insülin direnci kaçınılmaz oluyor. Ve bunun bir sonraki basamağı biliyorsunuz tip 2 diyabet, yani şeker hastalığı halk arasındaki diğer adıyla. Onun dışında tabii ki bir hipertansiyona çok ciddi bir eğilim oluyor. Yani obez bireylerde hipertansiyonun daha yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Onun dışında tabii kan yağlarında, yani lipid profilinde ciddi bir yükselme söz konusu olabiliyor. Tabii obezitenin kaçınılmaz bir sonucu karaciğer yağlanması, bir, evet, ileri bir hepatosteatoz söz konusu olabiliyor. Onun dışında tabii ki özellikle yani böylesine metabolik bir tablo, negatif bir tabloya yol açmasının yanı sıra özellikle ortopedik problemlere de çok ciddi anlamda zemin hazırladığını görüyoruz. Normalde eklemlerimizin taşıyacağı yükten çok daha fazla büyük eklemlere bindiği zaman eklemlerde dejenerasyonlar meydana geliyor. Yani olması gerekenden belki bir 10-15 sene kadar önce eklemlerde kireçlenme dediğimiz, halk arasında bilinen adıyla bir artrozlar gelişmeye başlıyor. Bir eklem yüzeylerinde dejenerasyonlar, evet, başlıyor. Sonuç olarak bir ortopediste gittikleri zaman bu hastalarımız maalesef ilk duydukları kelime lütfen kilo verin. Kilo ver. Çünkü verilen ilaçlar çok ciddi, maalesef rahatlatıcı olamıyor veya bir ameliyat planlanamıyor bu hastalara. Çünkü ameliyatla konulan hocam, protezler... Evet. Sizin anlattığınız konunun bir özeti gibi bir şey bu. Evet. Hemen hemen bütün sistemler etkilemiş. Yani obezitenin etkilemediği sistem... Bunu ekrana alabilirsek, evet. Obezitenin etkilemediği sistem maalesef yok. Özellikle, en sonunda hatta kemik eklem hasarı, evet, onu söyleyeyim. Tabii, yani bize çok ciddi anlamda ortopedist arkadaşlarımızdan gelen ameliyat ettiğimiz hastalar var. Yani protez takacak dize, dizde çok ciddi problemi olan hastamız. Ancak bu kiloyla takamayız. Çünkü bu protez kayabilir, bu kiloyu kaldırmayabilir şeklinde. Önce gidin kilo verin,
diyet programlarıyla maalesef genellikle kilo verilemiyor. Hareket kısıtlılığı olduğu için sadece diyet yaparak da kilo vermek belli bir oranda çok mümkün olmuyor. O nedenle o grup hastaları çok görüyoruz ve o hastaların iyi bir ameliyat öncesi hazırlık sürecinden sonra ameliyatını gerçekleştiriyoruz ve ortopedist arkadaşlarımıza kiloları normale dönüş bir şekilde gönderiyoruz. Tabii onların da sonuçta sonuç başarıyı etkileyecek yani. Yapıyorsunuz ama bir işe yaramayacak işlem. Tabii göz göre göre yani özellikle obez bir hastaya bir diz eklemine protez takmak belki de yani bile bile lades denilen bir tablo olarak hastaya değerlendirilebilir yani. Çekti yük. Evet. Hocam bu arada bir hastanız, isim vermemde sakınca var mı bilmiyorum, beyefendi ismi de göndermiş, Ali Bey. Selamun aleyküm Cengiz hocama demiş. Aleyküm selam, selamun aleyküm hepimize tabii. Cengiz hocama sorum, kaçak riski kaç aydan sonra sona eriyor? Demek ki ameliyat olmuş herhalde. Soruyu sorduğu için ben yönlendirdim hocam, sonra unutuyorum. Sevgili izleyicilerimiz, sorularınız olursa memleketinizde gönderirseniz ve mümkünse yaşınızı gönderirseniz. Ali hocam belki... Ali Bey Rizeli, 53 yaşında, çok değerli, çok sevdiğimiz bir hastamız. Siz hatırlamayabiliriz diye söyledim, belki izleyicilerimiz hatırlayamadığınız hastamız. Kıymetli hastamız. Kaçak riski özellikle erken dönem kaçaklardan korkulduğunu söyleyebiliriz. Bu da tabii genellikle ameliyat sonrası hastalarımızı yatırdığımız süreç olarak belki tabir edebiliriz. İlk hafta erken dönem olarak bilmiyorum ama biz ilk 4 günü daha çok klinik olarak kabul ediyoruz. 4. günden sonra ilk 4 günü herhangi bir kaçak, herhangi bir tıbbi problem gelişmeyen bir hastada 4. günden sonra bütün kontrolleri, görüntülemeleri, bütün klinik muayeneleri ve laboratuvar parametrelerinin normal olduğunu gördükten sonra diyetisyenlerin ve bizlerin önerilerine uyan hastalarımızda bir kaçak gelişme riski son derece düşük. Evet. Yani belki 1/1000 civarında ilk 15 gün öyle söyleyebiliriz. Daha sonra bu oran giderek azalıyor. Yani zaman bin geçtikçe... Bir ameliyat yapsanız 1/1000 hastada belki 15 günü da yani. Tabii. İlk 15 gün geçtikten sonra yine kural, burada altını çizerek söylüyorum, söylemek istiyorum. Özellikle kurallara uyan hastalarımız için bu riskler son derece düşük risklerdir. Yani çok bu anlamda korkmaya gerek yok. Ancak burada bu ameliyatı olan bütün hastalarımız için özellikle erken dönem ilk bir ay içerisinde mutlaka ameliyatı yapan hekim arkadaşlarımız mutlaka bu hastalarımızı bilgilendiriyorlardır. Ve bu merkezlerde çok profesyonel şekilde diyetisyenlerimiz oluyor. Bu anlamda ameliyat sonrası beslenme çok ön plana çıkıyor. Beslenmenin çok önemsenmesi ve bu beslenme konusundaki kurallara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hocam o da şöyle oluyor. Çok da fazla vaktimiz yok aslında. Hani ben hemen konuya girip önemli bir diyabet cerrahisi çok önemli. Obezite cerrahisini çok önemsiyorum. Diyabeti de çok önemsiyorum. Şöyle diyorum. Ben zaten yani yemeğimi kestikten sonra, iştahımı kestikten sonra zaten zayıflarım. Niye ameliyat olayım diyen fikir var mı? Geliyor mu hastalardan böyle bir tepki? Tabii ki. Böyle bir tepki duyuyorum sanki. Yani şöyle mesela söyleyeyim. Ne yiyeceğim zannediyor hasta gibi. Yani, özellikle hastalarımız bize görüşmeye gelen hastalarımızda şunu çok sık görüyoruz. Tekrar kilo alma endişesi olabiliyor. Yani hocam ben diyet yaparak işte eğer kilo vereceksen bu ameliyata ne gerek var diyenler olabiliyor. Ama tabii şöyle bir istatistik var ortada. Özellikle vücut kitle indeksi 35'i hele hele 40'ı geçmişse diyet ve spor yaparak ideal kilosuna inip orada orta ve uzun vadede kalabilme başarısı sadece %1-1,5 civarında. %98 yoktu evet. Yani 100 kişiden 98.5 kişi. O eşiği aşmış artık. Maalesef. Diyet eşiği. Yani evet belki kilo evet verebiliyorlar ancak o indikleri noktada o kiloyu koruyamıyorlar. Yani burada tabii henüz belki bilinmeyen bir takım hormonal mekanizmaların da rol oynadığını düşünüyoruz. Kendini öğrenme şekli de herhalde. Belli bir kitleyi kolladıktan sonra orayı bazal sayıyor herhalde. Tabii ki. Aynen o şekilde. Bir de tabii özellikle bilimsel anlamda vücut kitle indeksinin 40'ı geçtiği olgulara dünyadaki bilim insanları ameliyatı tavsiye ediyorlar. Bunun iki çok önemli sebebi var. Bir tanesi az önce söylediğimiz gibi diyet ve spor yaparak uzun vadeli ideal kilolarını koruyamamaları. İkincisi de vücut kitle indeksinin 40'ın üzerine çıkmasıyla beraber metabolik hastalıkların oranlarında çok ciddi artışların görülmesi. Bu iki çok önemli sebep. 40'tan sonra mı hocam? Body mass indeksinin 40'ı geçmesiyle böyle bir problemler silsilesiyle karşılaşmak mümkün. O nedenle orta ve uzun vadeli daha iyi hastaların daha yaşam sürelerinin uzaması ve hayat kalitelerinin yükselmesi anlamında obezite cerrahisi bu işi, bu obezite cerrahisini güvenle yapan, yüksek başarıyla yapan, volüm olarak komplikasyon oranları kabul edilebilir düzeylerde olan bir merkezde ameliyat edilmelerini tavsiye ediyor. Biraz böyle popüler olduğu için herkes yapmaya çalışıyor. Evet. Konulardan biri değil mi hocam? Bizim de meslekte öyle bir şey var. Bir popülaritesi arttı bir konunun. Bilen bilmeyen demek istemiyorum ama işte birazcık daha
tecrübesi fazla olanla az olan aynı kategoride olamaz. Sevgili izleyicilerimiz, burası şimdi bir hocamın anlattığı o vücut kitle indeksi kısmı internette de var. Hazır formatlar var. Kilonuzu giriyorsunuz, altına da boyunuzu giriyorsunuz. Tık diye enterlıyorsunuz. Cep telefon formatı da vardır. 20-25 arası mı, 25-30 arası mı, 30-35 arası mı, 40'ın üstü mü? Bunlar çok önemli. Muhakkak hocam kaça kadar sağlıklı diyoruz? 25'e kadar mı? 20-25 arasını sağlıklı 25-30 olarak 25-30 arada biz hafif kilolu, ondan sonra iş 25-30 arası kilolu olarak, şişman olarak kabul ediyoruz. 30'un üzeri obez olarak kabul ediyoruz. Her stençlik arttıkça risklerimiz artıyor, sağlık problemlerimiz artıyor. Bir izleyicimizin sorusu var hocam gene. Onlarla da devam edelim sonra kaçıyor. Merhaba, ameliyat sonrası safra kesesi problemi ve saç dökülmesi oluyor mu? Öyle güzel bir soru. Mutlaka hocama ameliyat olacağım demiş Ömer Bey. Gene memleketi yazarsanız ben oraya selam iletmeyi seviyorum. Bedenim güzel, yaşınızı yazarsanız sevinirim. Güzel Ömer Bey'e sevgiler, selamlar. Ömer Bey'in sorusu güzel. Kilo kaybettirici herhangi bir ameliyat olduğunuz zaman safra kesesinde taş oluşma riski yaklaşık olarak %33. Yani 10 hastanın 3'ünde safra kesesinde biz ne yaparsak yapalım taş gelişebiliyor. Güzel sorulmuş, evet. Tabii ki semptomatikse, özellikle safra kesesinde taş oluştuktan sonra, bu taş eşittir ameliyat değil. Özellikle dünyanın da önerisi semptomatik safra kesesi taşlarına ameliyat tavsiye ağrı ediyoruz. Ağrı veriyorsa, tıkanma oluyorsa falan. Aynı şekilde ağrı yapıyorsa veya taşa bağlı bir komplikasyon söz konusuysa tabii ki cerrahi yapmakla, laparoskopik kolestektomi yapmak lazım bu hastalara. Saç dökülmesi de gerçekten, özellikle 5. aydan, postoperatif 4 ve 5. aydan sonra saç dökülmesi karşılaştığımız bir sorun. Bu anlamda belki diyetisyenlerimize biraz daha ciddi görev düşüyor ve hastalarımızın da diyetisyenlerimizi bu anlamda daha çok dinlemeleri ve onların programlarına uymaları bu dökülmeleri bir nebze de olsa azaltabiliyor. Yani proteinden zengin beslenme, minerallerinde ve vitaminlerinde yetersizlik olmayan hastalarda bu süreç daha kısa ve daha hafif seyredebiliyor. Bir kısa süreli bir dönem oluyor. Evet, yani ve bu geçici bir şey. Şunu söylemek lazım, bu saç dökülmeleri geçici bir süreçtir. Saç döküldükten belli bir süre sonra tekrar aynı şekilde yeniden çıkıyor. O yüzden bu hastalarımızın çok endişeleneceği, çok belki kafalarına takacağı bir problem değil. Evet, izleyicilerimiz konuyla ilgili güzel sorular geldi. Tebrik ediyorum ben de. Hocam ben şimdi gelmeden önce tabii böyle bir görsel hazırlamak için ufak bir çalıştım. Birazcık da birkaç program yapmıştım da var bununla ilgili. Şimdi gastrik, daha doğrusu şöyle, tüp mideyi çok duyuyoruz. Yani şimdi şu anda son sizin kongrede katılımınızdan sonra yeni güncelleri de alacağız ki yeni gittiniz herhalde hocam. Kaç gün tabii, oldu? Daha cumartesi. Neredeydiniz hocam? Antalya'da Ulusal Cerrahi Kongresi. Cerrahi Kongresi'nden ayağınızın tozuyla stüdyoya aldık size. Birkaç gün geçmiş. Çok güzel taze bilgiler. Ya yeni. Şimdi yani ben değişik görseller aslında, şimdi bu kemer takma gibi o meşhur eskiden anlatılan haberlere çıkan kelepçe yöntemi. Evet. Ki çok magazin oldu bunlar. Sonra işte bir takım hayat kayıplarla falan haberlere çıktı genelde. Genelde biz öyle olur. 1000 tane başarılı vaka hiç yansımaz. 1 tane komplikasyon gelişir, onun önüne geçer. Balon yöntemi. Tüp var. Bir de daha sonra konuşacağımız bir başka daha değişik yöntem var. Onlardan vaz mı geçildi? Ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Geldiğimiz noktada veya şu anda hangisi? Geçen sene biz burada sizinle program yaptığımız zaman tüp mide ameliyatı, yani laparoskopik sleeve gastrectomy, diğer sleeve Latince adıyla dünyanın en çok tercih ettiği kilo kaybettiren ameliyatlar sırlamasında birinci sıradaydı. Belki %50-53.2 gibi bir oran hatırlıyorum ben literatürden. Bu seneki kongrede bu oranın %58'in üzerine çıktığını görüyoruz. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en çok obezite cerrahisi yapılan ülkelerin başında geliyor Amerika Birleşik Devletleri. Orada obezite cerrahisi yöntemleri arasında laparoskopik sleeve gastrektominin, yani bizim halk arasında bilinen adıyla tüp mide ameliyatının %58'in üzerinde, neredeyse %60'a dayanan bir oranda ezici bir şekilde üstünlüğünü görüyoruz. Yani volüm anlamında tabii söylüyorum bunu, tercih edilmesi anlamında söylüyorum. Peki niçin bu kadar? Bizim ülkemizde de hemen hemen aynı oranlar geçerli. Tüp mide ameliyatını çok daha fazla tercih ediyoruz. Bunun en önemli sebebi bu ameliyatın çok fizyolojik ve çok anatomik bir ameliyat olması. Yani doğala yakın yani. Yani doğala çok yakın. Sindirim sisteminin ben hastalarıma da görüşmelerde söylüyorum, güzergahıyla çok radikal şekilde oynamıyoruz. Yani biz bunu eğer bir güzergah olarak düşünecek olursak, sindirim kanalının en geniş yeri midemiz ve midemizi bir 5 şeritli otoyol gibi düşünecek olursak,
1-1,5 şeride kadar daraltıyoruz. Ve yaptığımız bu daraltma işlemi bir güzergah değişikliği değil, dikkat ederseniz sadece bir yolun daraltılması olarak karşımıza çıkıyor ve bu yaptığımız işlem çok tatminkar bir şekilde hastamızda dengeli, tedrici bir kilo kaybıyla sonuçlanıyor, neticeleniyor ve tabii ki özellikle fazla kilosundan muzdarip şekilde gelen hastalarımız bu prosedürden sonra çok mutlu bir şekilde bu fazla kilolarından kurtulmuş oluyorlar. Tabii ki fazla kilolarından kurtulduklarından dolayı otomatik olarak yandaş hastalıklarından da kurtulmuş oluyorlar. Yani bir karaciğer yağlanmaları tamamen normale dönüyor. Bir efendime söyleyeyim oral antidiyabetik kullanan şeker hastasıysa oral antidiyabeti artık gerek kalmayan normale dönen kan şekerini görüyor. Bu da çok mutluluk verici bir durum. Hipertansiyon hastasıysa mutlaka antihipertansiflerinin dozunda veya adedinde bir azalma oluyor bu kiloyu vermesiyle beraber. Uyku apnesi varsa CPAP kullanan uyku apneli hastalarımızın birçoğunun maske. Evet, o maske özellikle belki CPAP terim olarak bilmeyen hastalarımız olabilir. Çok ciddi nefessiz kalma süreçleri anlamına gelen bir şey apne gece yatarken. Tabii o sırada yeterli oksijen alabilmeleri için destek makinesi kullanıyor bazı hastalarımız. Bu makineye artık ameliyat sonrası kilolarını verince ihtiyaç kalmıyor ve daha rahat bir uyku uyuduklarını, sabah kalktıklarını çok daha dinlenmiş olarak kalktıklarını bize ifade ediyorlar. Tabii ki o anlamda bu yandaş hastalığın da direkt otomatik olarak oradan kalkması bizi çok sevindiriyor. Özellikle dizi ağrıyan, beli ağrıyan hastalarımız bu ağrılarının neredeyse tamamen kilolarını vermekle beraber ortadan kalktığını bize ifade ediyorlar ve gerçekten bu da sağlık anlamında bu ameliyatların ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor. Evet hocam, aynı kanaatteyim. Bu arada sevgili izleyicimiz, telefon aramıyoruz. Telefonu canlı yayın alamıyorum. WhatsApp'tan mesaj atacağız efendim. Yani eğer belki ileri yaşta olan amcalarımız, teyzelerimiz beceremeyebilir, torunlarınıza verin, söyleyin, yazsınlar. Telefonu yayına almıyoruz. Yani telefon araması değil. Hocam şimdi çok fazla vaktimiz yok, bir daha baştan söyleyeyim. Hemen şeye geçelim. Hasta şimdi geldi. Kendi mi karar veriyor? Ben çok şişmanım. Ya da zaten şişmandım. Öyle kararlı. Size gelip ben ameliyat mı olacağım diyor. Bir doktor yoluyla mı geliyor? Direkt başvuru. Nasıl bir yol izleniyor? Nasıl bir güzergahtan sonra karar veriyorsunuz? Evet. Git o doktor Arzadar'ın programında da öyle ya. Hani gidin şu kadar kilo verin, şu diyeti yapın, şu kadar kalori kullanın. Bir ay sonra gelin kilonuza bakalım, ona göre. Öyle mi işliyorsun? Türkiye'de öyle mi işler? Şöyle söyleyeyim. Özellikle hastalarımız genellikle bilinçli olarak geliyorlar bize. Araştırmış olarak. Belli bir yoldan, yolu kat etmiş olarak bize geliyorlar. Belki bir endokrin uzmanı denetiminde ve gözetiminde belli bir tedaviyi alarak, belli bir zayıflama programını uygulayarak büyük ölçüdeki gelen hastalarımız bu şekilde. Özellikle defalarca diyet yaptığını ifade edip ancak çok tatminkar bir şekilde ciddi bir genel anlamda bir neticeye kavuşamadığından yakınan hastalarımız bize gelmektedir. Bu hastalarımız tabii bize geldikleri zaman öncelikle biz onların vücut kompozisyonlarına bakıyoruz. Diyetisyenimiz onların bir vücuttaki öncelikle objektif olarak kilolarını, boylarını, yağ kas oranlarını, vücuttaki yağ kompozisyonunun miktarını, daha çok biriktiği lokalizasyonu belirttikten sonra biz hastamızın çok ayrıntılı bir şekilde anamnezini alıyoruz. Yani ne kadar süredir bu kiloda olduklarını veya son 1-2 yıl içerisinde gördükleri en yüksek kiloları mutlaka not ediyoruz. Onun ardından kilo vermeye yönelik bir çabaların olup olmadığını mutlaka sorguluyoruz. Yani kilo aldıktan hemen sonra hocam ben kilo aldım ameliyat olmak istiyorum diyen hastaları hemen ameliyat etmiyoruz tabii ki. Yani biz şunu çok arzu ediyoruz. Bilimsel kriterlere uygun ve kilo vermeye gerçekten kilo vermeye yönelik bir çaba sarf etmiş, bir diyet yapmış, spor yapmış, efendime söyleyeyim bu anlamda profesyonel destek almış olmalarını biz çok arzu ediyoruz. Ve özellikle cerrahinin bu grupta çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Yani hiçbir diyet yapmadan herhangi bir, tabii özellikle çok uç bir body mass indeksi için konuşmuyorum. Normal belki 35-40 arasındaki hastalarımız için konuşuyorum. Hiçbir çaba göstermeden direkt gelip ameliyat olmak belki biraz çok kolaycılığa kaçmak gibi olabiliyor. O nedenle biz öncelikle en fizyolojik yolları tüketmelerini, ondan sonra dahili bir, bu obeziteye neden olabilecek dahili bir problem var mı yok mu, bunun araştırılmadığını sorguluyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki özellikle bir takım sendromlarda, Cushing sendromu gibi bir böbrek üstü bezlerinin, işte bu kortikosteroidlerin fazla salgılandığı sendromlarda santral yağlanmaya bağlı bir santral obezite olabiliyor. Yani
öncelikle bir metabolik problemle mi karşı karşıyayız veya gerçekten sadece aşırı kaloriye bağlı bir obeziteyle mi karşı karşıyayız? Bunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Tabii bu da ciddi bir fizik, bir anamnezle hastanın hikayesini ciddi anlamda sorgulayarak ve tıbbi geçmişini şöyle bir birkaç trik noktalarını sorarak öğrenmek mümkün olabiliyor. Bir metabolik hastalık şüphesi varsa zaten öncelikle onu ortaya koyuyoruz. Önce onu çözüyoruz. Ondan sonra bariyatrik bir cerrahi düşünülebiliyor. Ancak eğer hiçbir metabolik problemi yoksa hastanın, sadece kaloriye bağlı bir aşırı kilosu varsa ve diyet ve spor yaparak hiçbir şekilde bunu veremiyorsa veya verip daha şiddetli bir şekilde geri alıyorsa ya da onları yapamıyorsa bu gruptaki hastalar ameliyat için tabii ki en uygun hastalar olarak değerlendiriyoruz. Karar verdiniz. Az önce sorduğum soru da o. Yani diyet ve egzersiz yapamıyor yani. Beceremiyor da. Otur hastalığı yapıyor muyuz ameliyat? İlla diyet yaptırtıp sen diyet yapmana rağmen kalori veremiyorsun, beklememiz mi lazım? Yoksa ısrarla diyete uyamıyor, öyle diyeyim yani. Diyet listelerine uyamıyor. Ya tabii çok... Yani kalori alımı yüksek hala yani. Evet. Ancak tabii şunu biz mutlaka hastalarımıza söylüyoruz. Ya bu ameliyatları bir mucize olarak görmemek lazım. Eğer ameliyattan sonra da biz tabii midenin kalibrasyonunu küçültüyoruz ama siz yüksek kalorili gıdaları az az da olsa çok sık tüketirseniz kiloyu yine veremeyeceğinizi ve tekrar kilo alma riskinin olduğunu biz hastalarımıza söylüyoruz. Evet. Yani bu bir mucize değil, hiçbir şekilde değil. Bu eğer hastamız uyumluysa, herhangi bir psikiyatrik problemi yoksa, bizim ameliyat sonrası önerilerimize uyacak potansiyeli varsa bu ameliyatı yapmak lazım. Bunu gözlemlediğiniz hastada yapmadığınız oldu mu? Tabii ki. Yani hiçbir şekilde mesela 2 hafta önce, 2 veya 3 hafta kadar önce merkezimize gelen bir hastamıza biz ciddi bir body mass index yüksekliği vardı. Biz kendisine bir aylık bir ciddi bir diyet programı verdik, sunduk. Mutlaka öncelikle kilosunu belli bir noktaya öncelikle çekmemiz gerektiğini, kardiyak ve pulmoner anlamdaki risklerin azaltılması anlamında biraz hem karaciğerdeki yağlanmanın azaltılması, ameliyatın teknik olarak daha kolay ve daha başarılı olabilmesine yönelik bir... Sonra manevra yapacaksınız sonuçta bir şekilde, orada manevra yapacaksınız. Tabii ki bir diyet programı verdik ancak maalesef hastamız geldiğinde bize başvurduğundan daha hatta üzerine bir 2-3 kilo alarak geldiğini görünce biz bu hastamızda maalesef çok ona faydalı olamayacağımızı düşündüğümüz için ameliyat etmedik. Sonuç olarak yani bir hastamız eğer ameliyat olmaya karar vermişse başvurduğu merkezin önerilerini de dikkate almalı diye düşünüyoruz. Çünkü sizin önerilerinizi eğer dikkate almazsa hastanız maalesef sonuç uzun ve orta vadede çok başarılı olmayabiliyor. Evet hocam, bu evrensel tıbbın kuralı, hasta hakları olduğu gibi hasta sorumlulukları var. Sorumluluk listesinde okunmaz pek de, ben söyleyeyim, hekimi dinlemek, anlamak, anlamadığı yerde sormak ve önerilerini uygulamak yükümlüdür. Yani kesinlikle. Yani uygulamayacaksanız olmuyor. Ya biz gelen her hastayı ameliyat edeceğiz diye her hastayı ameliyat etmenin bir kural olduğunu düşünmüyoruz. Biz gerçekten bu hasta, bize başvuran hastanın öncelikle bu ameliyat için uygun olması gerektiğini ve ameliyat sonrası süreçte de uyumlu olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer uyumlu olmazsa o zaman biz bu hastayı ameliyat edersek biz belki ona iyilik etmiş olmayacağız. Ona daha çok zarar vermiş olma ihtimalinden dolayı belki yapmamak daha doğru olacaktır. Evet. Hocam şimdi tüp mide, yani yaptığımız yöntem bu değil mi? Evet. Tam olarak nedir tüp mide? Ben geç görsellerde bir ufak izleyicilerimize bir arka fonda şimdi, tutmamam. Cemil Bey şöyle söyleyeyim. Tüp mide ameliyatı bugün çok en son kongredeki oranları da görünce burada çok daha rahat bir şekilde konuşmamız mümkün. Oran olarak dünyada en çok tercih edilen ameliyat yöntemi. Ya tabii özellikle biz sadece tüp mide değil, gastrik mide bypassı olsun, gastrik bypassı olarak bilinen, evet, midenin bypass ameliyatlarının bütün çeşitlerini yapabilen bir ekibiz. Tüp mide ameliyatı olsun, efendime söyleyeyim diğer obezite cerrahisi. Gastrik bypassın kaç çeşidi var hocam? Gastrik bypassın, Roux-en-Y gastrik bypass var, mini gastrik bypass var, transit bipartisyon var. Ayrı alt zevkli konular hocamla sonra. Tabii birçok yöntemi var. Evet. Onları yani teknik olarak yapabilen bir ekibiz. Ancak tabii hastanın ihtiyacı çok önemli. Bize başvuran hastanın ihtiyacına yönelik ameliyat prosedürü belirlemek en doğru yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Şimdi eğer bize başvuran hastanın aşırı kaloriye bağlı obezite dışında bir metabolik, bir insülin kullanan bir şeker hastalığı gibi bir hastalığı yoksa
bu hastaya bir bypass prosedürü uygulamanın biraz agresif bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. O nedenle her zaman için daha anatomik, daha fizyolojik olan yöntemi tercih etmek tıpta her zaman için daha çok tercih ediliyor ki zaten dünyanın bilimsel tercihi de bu yönde. Ancak eğer yüksek doz insülin kullanan pankreas rezervleri yeterli bir hastayla karşı karşıyaysak, kriterleri de ameliyat için uygun bir hasta ise bu tabii ki bir bypass prosedürünü bu hastada tercih etmek tabii ki daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Sonuç olarak şunu söylememiz mümkün, hasta bazlı düşünmek lazım. Hastanın ihtiyacına göre ameliyat yöntemini belirlemek lazım. Tabii gelen ve ameliyat olan hastaların oranına baktığınız zaman şeker hastalarının oranının belki %20-30'larda olduğunu görüyorsunuz. Geri kalan hastalara bir agresif bir yöntem uygulamanın ben şahsen çok doğru olmadığı yani kanaatindeyim. Diyabetik semptomları değil mi de diyabetik tablosu yoksa tüp mideden tüp yana mide bir yeterli oluyor. Anladım. Çünkü sonuç olarak şunu söyleyeyim. Tüp midenin sonuçları çok yüz güldürücü. Eğer uzun dönem sonuçları karşılaştırılmış özellikle 5. 15. Bu son kongre tabii üzerine tabii, geçtik. Gastrik bypass'la karşılaştırılmış. Evet hemen hemen tekrar yeniden kilo alma. Tabii hastanın burada önemli olan çok önemli bir nokta var. Biz hangi yöntemi uygularsak uygulayalım. Eğer hastanız uyumsuzsa, eğer hastanız az az sık sık yüksek kalori gıdaları, şerbetli şeyler yiyorsa o kaloriyi alıyor zaten. O kaloriyi alırsa biz hangi ameliyat yöntemiyle ameliyat edersek edelim mutlaka tekrar kilo almak kaçınılmaz. Hocam şimdi teknik bir tıbbi bir soru soracağım. Şimdi tüp mide ameliyatındaki olay hep böyle kitleden az almak mı yöntem? Başka böyle başka fizyolojik etkenler mi ortaya geliyor kilo verdirtiyor hastaya? Yani şimdi, olay tamamen az yemekle mi ilgili tüp mide için soruyorum. Tüp mide ameliyatı kısıtlayıcı bir, restriktif bir cerrahi. Yani kısıtlayıcı bir cerrahi. Burada midenin kalibrasyonunu yaklaşık olarak %20'lere kadar düşürüyoruz. Beşte birine kadar düşürüyoruz. Az önce görselde vardı zaten. Büyük evet. kısmı gidiyor. Büyük yaklaşık %80'lik kısmını devre dışı bırakıyoruz. Ve özellikle devre dışı derken kesip alıyoruz. Kesip alıyoruz. Tabii bunu teknolojik cerrahi ekipmanlarla yapıyoruz bunu. Yani güvenli cerrahi teknolojik ekipmanlarla yapıyoruz bu cerrahi müdahaleyi. Tabii çıkardığımız midenin kube gibi olan fundus burada biraz da biraz sonra gösterecek görsellerde var direkt görüldüğü gibi grelin hormonu, açlık hormonu salgılanan bölgeyi de aldığımız için ameliyattan sonra çok büyük ölçüde acıkma hissi azalıyor. Grelin hormonu iştah arttıran hormon midenin o bölgesinden. Tabii yemek yeme arzumuzu veren hormon grelin hormonu midenin fundusundan salgılanan bir hormon %85 oranında neredeyse. O bölgeyi çıkardığımız için cerrahi olarak ameliyattan sonra hastalarımızın bir yemek yeme arzularında çok ciddi bir düşüş izliyoruz. Ve çok az mide kalibrasyonları %20'ye kadar küçültüldüğü için, daraltıldığı için çok az eskiye göre karşılaştırdığımız zaman çok az yedikleri halde kendilerini çok doymuş hissediyorlar. Burada yok bir sonrakinde. Devam edin arkadaşlar. Hocam şöyle mi yani? İki mekanizması var. Bir zaten mide hacmini küçülttük. Zaten çok alamıyor doygunluk. Evet, midenin iştah bölgesinin büyük bir kısmını aldık. Yani iştah veren kısmının büyük bir kısmını operasyonuna aldık. Evet. Acıkma hissimiz azaldı ve çok az yiyerek doyar hale gelmemiz bizim son derece dengeli, son derece tedirici. Burada bir şekilde kalabilir miyiz arkadaşlar? Bu görseli alabilir miyiz? Bu çok önemli. Hocam anlattığı bölge bir sonrakinde de var. Onu kaçırmayalım. Bir sonrakinde de var. Bu değil. Bundan sonra midenin bir bölümünün alındığı bir görsel var. Hocam gelince ben durduracağım onu. Okey. Buyurun. Yani bu iki temel mekanizma üzerinden son derece tabii bir de şu çok önemli. Dengeli kilo verme çok önemli. Yani bir anda çok abondan kilo vermesini de biz hastalarımızın çok istemiyoruz ve sevmiyoruz. Bir metabolik olarak bir hastalarımız bundan negatif olarak etkilenebiliyorlar. Dolayısıyla kilo vermenin de son derece dengeli, son derece tedirici olması gerekiyor. Bazı hastalarımız bu konuda tabii obezitenin vermiş olduğu sıkıntılarla beraber bir an önce kurtulmanın ümidini taşıdıkları için ya hocam işte ben az vermedim mi? İşte daha çok vermem gerekmiyor muydu diye bize serzenişlerde bulunan hastalarımız oluyor. Tabii her hastanın kilo verme oranı ve kilo verme miktarı aynı olmuyor. Çünkü yaş, cinsiyet, metabolik hız, yandaş hastalıklar çok önemli. Beslenme kurallarına uyma gibi faktörler, egzersiz yapıyor olması bunlar hep
kilonun verilmesiyle ilgili belirleyici faktörler olduğu için ve bunlar kişiden kişiye göre değişkenlik gösterdiği için herkes aynı oranda maalesef kilo veremeyebiliyor. Dolayısıyla bunu kişi bazlı düşünmek gerekiyor. Yani siz eğer diyetisyeninizin verdiği programa uymaya çalışan uyumlu bir hastaysanız, her gün belli bir oranda hareket ediyorsanız, bir tempolu yürüyüş yapıyorsanız ve bir takım bizim temel kurallarımız var, o temel kurallara da riayet ediyorsanız gerçekten çok dengeli ve çok istenen düzeyde kilo verebiliyorsunuz. Bir de şey değil mi hocam, bu şimdi olay kozmetik amaçlı kilo vermek değil, uzun ve sağlıklı bir ömür boyunca bu kiloyu muhafaza etmekte yani. Tabii ki bizim, verdiğinizden tekrar almasını da istemiyoruz. Tabii ki bizim amacımız tamamen bu Cemil Bey. Yani temas ettiğiniz nokta çok önemli. Yani bu sadece bir iki yıllık bir sonuç beklediğimiz bir ameliyat değil. Ve sadece kozmetiğe yönelik bir cerrahi de hiç değil. Yani daha çok sağlığını, hastamızın sağlığını koruma altına almayı planladığımız ve uzun vadede hastamızın ideal kilosunda kalabilmesini sağlamaya yönelik bir program. Bunu bu şekilde görmek lazım ve bu şekilde hastamızla özellikle ameliyat sonrası yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını çok ciddi anlamda revize etmesini biz empoze etmeye çalışıyoruz. Hem diyetisyenimiz olsun hem biz ekip olarak koordinatörlerimizle birlikte hastalarımızın mutlaka uzun vadede başarıyı yakalamak eğer istiyorlarsa beslenme kurallarını, eski alışkanlıklarını mutlaka bir kenara bırakmalarını söylüyoruz. Evet. Yani tatlıları çok sık tüketmemelerini rica ediyoruz. Katı ile sıvıyı aynı herkesten anda tüketmemelerini, evet. Yüksek kalori gıdalardan olabildiğince uzak durmalarını, oturarak yemelerini çok iyi, mesela çiğneme alışkanlığını çok artırmalarını söylüyoruz gibi temel kurallar var. Bunları gerçekten bir alışkanlık haline getiren hastamız için uzun vadeli mutlu bir şekilde ideal kilosunda yaşamak hiç kaçınılmaz değil. Evet. Hocam son 5-6 dakikamız, gastrik bypass'a girerek diyabet cerrahisine de girelim isterseniz. Evet. Tüp mideleri 3 aşağı 5 yukarı mesela anlaşılmıştı sevgili izleyicilerimiz. Belli bir kilonun üzerinde diyetle ve egzersizle ola ki başaracaksınız ama uzun soluk tutma şansınız yok diye tahmin ediyorum. Hekim olarak da aynı kanaatteyim. Başka mekanizmalar var muhtemelen işin içinde. Yani bir barajı geçtikten sonra geri dönüş zor bir kilodasınız. Bu çok önemli, bu çok önemsediğim bir konu. Diyabet cerrahisi. İnternette falan her yerde dolaşıyor işte. Diyabete cerrahiyle çözüm. Öyle bir oluyor ki sanki böyle tüm diyabet türleri cerrahi bir yöntemle beraber diyabetinden kurtuluyormuş. Oradaki diyabetten kastettiğimiz diyabet hocam obez diyabetler mi? Böyle zayıfçacık diyabetlerde bu işten faydalanıyorlar. Tabii şeker hastalığı ameliyatı bugün gerçekten artık ilgi çeken bir başlık haline geldi. Evet. Sosyal medyada olsun, internet portallerine baktığımız zaman şeker hastalığı ameliyatı çok tıklanan bir üst başlık, evet, haline geldi. Şimdi şeker hastalığı için gerçekten herkes ameliyat olabilir mi? Bütün şeker hastaları için bu geçerli mi? Evet. Soruları çok önem arz eder hale geldi. Şimdi özellikle tip 2 diyabet dediğimiz genetik faktörlerin sonra da özellikle ailede diyabeti olan ve ileri yaşlarda, daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan, belli bir kiloya ulaştıktan sonra ortaya çıkan, belki bir oral antidiyabetik veya insülin kullanma ihtiyacının da ortaya çıktığı diyabet hastaları grubunda etkili olan bir ameliyattan bahsediyoruz. Çok seçilmiş. O hasta grubunun obez olması önemli mi hocam? Body mass indeksleri mutlaka 30'un üzerinde olması 30. gerekiyor. Bugünkü kılavuzlar o yönde. Hasta diyet yaptı hocam, hızlıca soruyorum. Evet. Bırakacağım sizi. Hasta diyet yaptı, 30'un altına düştü, 27. Ameliyat olmayla diyabetten kurtulur mu? Şöyle, diyet yaparak eğer diyabeti kontrol altına alınıyorsa tabii ki ameliyat önermiyoruz. Kontrol altına alınamadı. 27 body mass index. Ancak 18-65 yaş arasında insülin, hı-hı, kullanan, bunlara rağmen hemoglobin A1C'si 7'nin üzerine çıkan, açlık kan şekeri 150'nin üzerinde olan veya tokluk kan şekeri 180'i aşan gibi bazı kriterler var. Özellikle bu hastalarda daha çok cerrahi düşünüyoruz. Bir de tabii ki hastanın talebi de çok önemli. Hocam sorum body mass indeksi, vücut kütle body mass indeksi 30'un üzerinde olan, tabii ki. İlla o bir kriter. Tabii o bir kriter. Yani body mass indeksi 25 olan bir diyabet hastasına ameliyat yapamazsınız. Peki hasta 26-27 body mass indeksi düşük. Diyet yapmasını. Diyet yaptı ama diyete rağmen insülin kullanmak zorunda, kan şekeri de yüksek. Açlık kan şekeri yüksek. Tip 2'nin tablosu var ama evet. Ben ameliyat olamıyorum deyip azıcık tombik kilo alıp öyle gelse. Yani o çok doğru bir yaklaşım ama şöyle söyleyeyim. Özellikle kilo vermekle beraber diyabetleri çok büyük bir oranda kontrol altına alınıyor. Zaten o kilo indi mi zaten diyabet regüle oluyor. Büyük ölçüde regüle oluyor diyabeti, hı-hı, dediğiniz gibi. Ancak body mass indeksi 30'un üzerinde olan ve çarpıcı bir noktada şu.
pankreas rezervi mutlaka yeterli olmalı. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Diyabet cerrahisinin düşüneceğimiz C-peptit düzeyine bakıyoruz. 0.8'in altındaki C-peptit düzeyi 0.8'in yani altında vücutta insülin olacak, başka anlamı yok. Vücutta mutlaka yani tip 1 olmayacak yani. Tip 1'de seçilmiş vakalarda düşünülebilir. C-peptiti yeterli olan, belli bir kilonun üzerinde olan ve kondisyonu iyi olan hastalarda seçilmiş tip 1'ler ve tip 2'lerde de özellikle body mass indeksi 30'un üzerinde olan hastalarımız, C-peptit düzeyi özellikle 0.8'in üzerinde olan hastalarda ve insülin kullanan hastalarda bu ameliyatlar çok yüz güldürücü. Bizim de merkezimizde yaptığımız hastalarımızdan da zaten birebir bunu görüyoruz. Özellikle operasyondan sonra oral alıma başladıktan sonra kan şekerinin hızla regüle olduğunu, herhangi bir oral antidiyabetik veya insülin kullanılmasına gereksinim kalmadan fizyolojik noktaya doğru yavaş yavaş şekerin indiğini görüyoruz. Hocam, burada en merak ettiğim soru şu. Sevgili izleyicilerimiz, bu dakikada sizden çalıyorum, kusura bakmayın, çok önemli bir soru bu. Çok merak ettiğim şu. Şimdi 30 body mass çok da aşırı kilolu değil yani. Birazcık diyet yapsa düşecek aşağı. Yani evet. Diyabet de olsa yani şöyle 2-3 haftalık kassa kendini, bilemedin 3-4 ay kassa, kilosundan aşağı düşer. O yani 29'a indi mesela diyette. Kan şekeri regülasyonu orada sağlayabiliyor mu? Yani çünkü sanki olay sadece diyetle ilgili değil. Yani şimdi sizin o yaptığınız, onu da soracağım. Gastrik bypass'a ne yapıyorsunuz? O yaptığınız olaylarda insülinle ilgili, diyabetle ilgili başka bir şey var. Olay kalorinin dışında tabii, gibi. Tabii. Olay şöyle bir şey. 29'da 30. Kilo vermeden, kilo vermeden şeker regüle oluyor. Nasıl oluyor bu? Onu da şöyle söyleyelim. Özellikle bu son yıllarda diyabet cerrahisi olarak bilinen işte gastrik bypass ve transit bipartisyon ameliyatları var. Ha, bu da transit. Transit bipartisyon. Bu da gastrik bypass'ın bir varyantı. Varyant. Burada temel nüans şu. Özellikle gıdaların hind gut dediğimiz bağırsağın son kısmıyla temas etmesiyle en beraber tabii yani ön bağırsak duodenumu bypass etmesi. 12 parmak bağırsak. Mide, evet, mide.